Evet sevgili gençler işte geldik buradayız. Biz bu uç dostları izliyoruz ve bugünkü konumuz nedir? Size kek tarifi vereceğim demiştim. İşte o konu yani karışım problemlerindeyiz. Haydi bakalım. Nedir bu karışım? Şöyle güzel bir şekilde öğrenelim. Kolay bir konu, zor değil. Ama hani burada tabii ki kolay olduğu için ÖSYM yani son yıllarda buradan soru sormuyor. Ama bu sormayacağı anlamına gelmiyor. Şimdiden uyarıyorum. Kolay bir konu, basit. Sadece birkaç böyle püf nokta var. Onları bilmemiz lazım. Şimdi karışım problemlerine neye dikkat edeceğiz? Bakın, zaten bundan önceki konumuz neydi? Yüzde kar zarardı. Yüzde almayı biliyoruz. Yüzde üzerinden gidebiliyoruz. Yani oran orantı mantığını kullanabiliyoruz. Ya da karışımlarda kap yöntemi vardır. Genelde ben size anlatacağım bir yöntem de zaten bu olacak. Şimdi %x'lik A gram karışım ile %y'lik B gram karışım karıştırılırsa yani bir kapta biz ne yapıyoruz bunları karıştırıyoruz. %x'lik A gram, %y'lik B gram oluşan bir karışım var yüzde %z ve toplam madde miktarı ne oluyor? A artı B. Buradaki mantık şu. Yüzde çarpı madde miktarı, yüzde çarpı madde miktarı eşittir karışımın yüzdesi çarpı toplam madde miktarı. Burada Tabii ki yüzler birbirini götüreceği için ne oluyor? Direkt olarak altlarına yüzü yazmadan hemen a çarpı x, b çarpı y, z çarpı a artı b diyerek bunu ne yapıyoruz? Formülüze edemiyoruz. Tamam. Bunu öğrendik. Burada dikkat edilmesi gereken yerler var. Nedir biliyor musunuz? Eğer ki bir karışıma su eklenirse, bakın mesela tuzlu su, ben buna su ekliyorum ya da Karışımdan su buharlaştırıyorum. Bakın o zaman ne olacak biliyor musunuz? Oradaki şuradaki yüzdeye ne, ne yazıyorsunuz? Sıfır yazıyorsunuz. Yani bir karışıma su eklenirse ya da karışımdan su buharlaştırılırsa yüzde olan yeri ne yapıyorum? Sıfır yazıyorum. Sadece burada fark şu. Eğer ki buharlaşma varsa madde miktarında azalma olduğu için o zaman sen buharlaşan yere eksi yazarsın. Madde miktarı kaybolacak orada buna dikkat et. Eğer ki karışıma saf tuz, şeker ekleniyorsa. Mesela tuzlu suya ben tuz ekliyorum. İşte şekerli suya şeker ekliyorum. O zaman ne yapıyorsun? Buraya yüzdeye yüz yazıyorsun. Yani sen yüzdeyi ne üzerine kuruyorsan. Ya da sana soruda ne üzerine yüzde verilmişse mesela diyor ki şeker oranı yüzde yirmi olan bir şekerli suda diye başlıyor. ...ve sen buna şeker ekliyorsun o zaman oraya yüz yazacaksın. Mesela tuzlu su. İşte atıyorum tuz oranı yüzde yirmi olsun demiş. Ne yapıyorsun? Buna tuz ekliyorsun. Ne yazacaksın oraya? Yüzde yüz yazacaksın. Zaten sorularda bunların hepsini net bir şekilde göreceğiz. Karışım döküldüğünde yüzdesi değişmez. Madde miktarı değişir. Yani yüzde onluk bir çözelti ise bu. Yine aynı şekilde yüzde on olarak kalır. Aynı miktarda karışımlar karıştırılınca karışımın yüzdesi yüzdelerin toplamının yarısı. Yani aynı miktarda olduğu için o zaman ne olur? Aritmetik orta mantığıyla kullanabiliriz. Bir de ben size şunu da söyleyeyim. Mesela karışımın bakın karışımın karışımın tuz oranı tuz oranı yüzde 60 ise su oranı nedir? Su oranı yüzde 40'tır. Yani bunları ne yapıyorsunuz? Yüze götürüyorsunuz tamam mı? Burada bilmeniz gereken bu. Başka da bir şey yok. Bakın şimdi sorularda hadi bakalım hepsini tek tek burada anlattığım hepsini şöyle bir pratikte uygulayalım. Şimdi diyor ki bize ilk sorumuzda 6 kilogramın 10 kilogram şeker ve 4 kilogram tuz karıştırılıyor. Hemen karışımı yazıyorum. Bakın karışım neymiş? 6, 14 yani 20'lik karışımda. Neyi soruyor sana? 1 kilogramda kaç gram tuz vardır? karışım ve tuz. Dedim ya oran orantı mantığını kullanabilirsin diye. 20'de ne kadar tuz var? 4 varsa 1 de nedir diyebilirsin. Tam bakın oran orantı mantığı 20'de 4 bir de nedir? Hemen orantı kuruyorum. 20 çarpı x eşittir 4 dersek sadeleştirdim. X ne geldi? 1 bölü 5. Bakın karışımın 1 kilogramında kaç gram tuz vardır? Ben şimdi burada ne yaptım? Kilogram cinsinden yazdım. 1 bölü 5 kilogram tuz var. Peki bu kaç gram oluyor? Kilogramı grama çevirelim. Ne yapacağız? 1000 ile çarpmamız lazım. 1000 ile çarparsam bu da nedir? 200 gram tuz vardır. Cevap ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Bu ne? Oran orantı mantığı. Peki haydi bakalım. Şimdi diyor ki bize 80 kilogram un tuz karışımının her zaman yani bu karışım su şeker olacak diye bir olay yok. Bak un tuz karışımın ağırlıkça %30'u tuzdur. Buna göre karışımda kaç kilogram un vardır? Hemen yazıyorum yüzdeyi biliyorum yüzdeyi öğrendik. 80 kilogramlık karışımın 30 bölü yüzdesi neymiş? Tuz. Sen şunu diyebilirsin ister bunu böyle bul ya da 30 tuzsa sa geri kalan ne? Un. Oradan da gidebilirsin. Bak un nedir? 80'in 70 bölü 100'ü. Dedim ya 100'e tamamlıyorsun. Sonuçta un ve tuzdan oluşuyor. O zaman tuz oranı %30 sa un oranı nedir? %70 böyle yapabilirsin. Buradan da ne geliyor? 56'dır. Yani cevap nedir? E seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 3'e. Bakın burada da Ağırlıkça %25'i tuz olan 56 kilogram un tuz karışımına 18 kilogram tuz ve 26 kilogram un eklenirse karışımın tuz oranı yüzde kaçtır? Şimdi şöyle yapabilirsin. Hani oran orantı mantığından gitmek istiyorsan bunun %25'ini alacaksın. Bakın 25'i tuz diyor aldın. Sonra topluyorsun bir karışım oluşturup hani orada orantı kuracaksın. İlk soruda yaptığım gibi. Ama burada ben size artık kap yöntemini öğretmek istiyorum. Ağırlıkça %25'i bakın ağırlıkça %25'i tuz olan 56 kilogramlık bir karışım var. Ben buna ne ekliyorum? Tuz ekliyorum. Bak bana burada ne vermiş? Tuz yüzdesini vermiş. O zaman tuz yüzdesi üzerinden gittiğim için ben bu karışıma tuz eklersem %100 alacağım. Ne kadar tuz eklemişim? 18. O zaman %100 diyorum. 18 artı. Bir de ben buna ne ekliyorum? Un. Tuzun dışında ne eklersen ekle sıfır alacaksın. Yani aynı bu su gibi oluyor. Yani yüzde ne oluyor? Sıfır diyorsun ve 26. Bu işlemi yaptığım zaman karışımın yüzdesini soruyor. Kap yöntemiyle gösteririm. X diyorum. Topladığımda hani burası ne geliyor? 56 bakın. 70, 82, evet 80 kaç oldu? 100 mü oluyor burası? Bakın burası 100 geliyor değil mi? 50, 70, 80, 80. 88, evet 94 e, ve 100 olmuş oluyor. Şimdi çarpıyorum bakın 25 çarpı 56 artı 100 çarpı 18 artı 0 çarpı 26 eşittir 100 çarpı x diyorum. Ve buradan işlem yapacak olursak başlıyorum sadeleştirmeye. Her tarafı 25'e bölüyorum. Bakın 25'e böldüm 4 zaten burası gitti 0 çarpıldığı için. 25'e böldüm ne oldu? 4 oldu. Bir daha 4'e bölüyorum. 4'e bölüyorum. 4'e bölüyorum. Bakın ne geldi? 14 geldi. 14 artı 18 eşittir x dersem x de geliyor. %32 tuz oranı olmuş oluyor. Cevap nedir? D seçeneğidir. Mantığı anladık mı? Bakın bu şekilde direkt ne yapabiliriz? Çözebiliriz. Ha bunu dediğim gibi bak şuradan da çözebiliyorsun. Yani %25'i tuz mu? Hemen 56'nın 125'i 1 bölü 4. Yani 14. 14 tuz varmış. Şimdi toplam karışım ne? Onu da göstermiş olayım. Karışım ve tuz. Bakın. Karışım 14. 26 tane oldu. 40 değil mi? 14, 30, 40, 58. 58'lik karışımda ne kadar tuz var diyorum. Bakın 14, 18 tane oldu. 32 yüzde kaçtır diyeceğim. Tekrar bakalım bir 56 evet 14 doğru. 18, 26, 40, 58, 58'e 32 tuz varsa yüzde kaçtır? Zaten yüzdesini soruyor ya. Yine işlem yaptığımızda bakalım. Gerçekten de oluyor mu? Hemen işlem yapalım. Kaç oluyor? 58, 58 dedik. Var mı? Ha, evet, 56 kilogram. Pardon. Şu zaten 56. Ben bunu niye yazmadım? 56, 56, 26, 18 daha kaç oldu? 70, 80, burası 100 zaten. Şurası, şurayı bir daha yazayım da bir. Şurayı yanlış yazdım. Şimdi karışım ne? Karışım, bakın bunu yaptığımda toplam karışımın benim ne? 56, 18, 26, 100. 100'de ne kadar tuz var? 32. Tamam mı? Bakın böyle de yapabiliriz. Bazı sorularda bunu yapmanız ama birçok soruda şu kap yöntemi daha hızlı bir çözüm getirecek. Mesela burada bunu yapman daha hızlı çözüm getirdi sana. Niye? 56, 1 bölü 4'ünü aldım. 14, 14 tuz var değil mi? Başka ne kadarlık tuz var? 18, 32 oluyor. Toplam karışımda 100. Zaten yüzdeyi sorduğu için direkt cevabı bulmuş olduk. Bu da ne oluyor? Orantı yöntemi. Özel yol diyerek de görebilirsin bunu. Ama daha çok kap yöntemini kullanacağız. Şimdi geldim dörde. Ağırlıkça %40'ı tuz olan 70 kilogram tuzu suya. Kaç kilogram su eklenirse karışımda ağırlıkça %28'i tuz olur. Yani yüzdeyi almak yerine artık Kap yöntemini kullanıyorum. Ağırlıkça yüzde 40. Bakın yüzde 40 neymiş? 70. Ben buna kaç kilogram su eklersem su ekliyorum. Bakın yüzde 40'ı tuzlu 70 kilogramdı. Ben şimdi buna su ekledim. Su ekleyince ne yapıyorum? Sıfır alıyorum. Kaç kilogram eklersem ne diyor bana? Ağırlıkça yüzde 28'i tuz olur diyor. Yüzde madde miktarı x artı 70. Ne yapıyorum? Yüzde çarpı madde miktarı bakın. 40 çarpı 70 artı 0 zaten bunu yazmıyorum eşittir diyorum. O zaman 28 çarpı x artı 70. Buradan da hemen işlemi yapalım. Ne yaptık? 7'ye böldüm 10, 7'ye böldüm 4, sadeleştirdim 10, 10 çarpı 10, 100 eşittir x artı 70 dersem x eşittir ne geliyor? Tabii ki de 30 geliyor. Yani 30 kilogram su eklemen gerekiyormuş. Tamam mı? Mantık bu. Bakın kap yöntemi. İşte bundan sonraki bak buralarda kap yöntemi daha hızlı bir çözümdür tamam mı? Yani bunu kullanmamız gerekiyor. Geldik 5. sorumuza. %40'ı alkol olan 60 litre alkollü suya kaç litre alkol eklenirse karışımın alkol oranı %50 olur? Bakın. Şimdi %40 60 litre alkollü suya ben ne ekliyorum? Alkol ekliyorum. Alkol dediğim için ne olacak? %100 ne kadar ekliyorum x ve ne oluyor yüzde 50 olsun x artı 60 anlaşıldı mı zaten yüzdeyi vermiş bana şimdi buradan işlemi yapalım bakın 40 çarpı 60 artı x çarpı 100 eşittir 50 çarpı x artı 60 diyorum sadeleştirme yap hemen başla sadeleştir bakın sıfırlar gittiği 5'e bölüyorum 2 5'e bölüyorum 8 6 çarpı 8 48 artı 2x eşittir. X artı 60. X eşittir buradan da ne gelir? Tabii ki 12 zaten bana sorulan ne? İşte bu cevap nedir? A seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Ağırlıkta %35'i şeker olan 40 gram şekerli su karışımından kaç gram su buharlaştırılırsa diyor. Bak buharlaştırma var. %35 40 gram buharlaştırıyorum. Eksilecek. Ne gidiyor? Su. Çünkü burada ben %35 şeker dediğim için geri kalan her şey sıfırdır. Yani su buharlaşıyor sıfır. Ne kadar? Bilmiyorum. Sonuç olarak bana neyi soruyor? %50'si diyor şeker olsun diyor. Tamam 40 eksi x diyorum. Değil mi? Bu kadar. E şimdi yazalım bakalım buradan ne gelecek? 35 çarpı 40 eşittir diyorum. Sıfırlar gitti. Yani sıfırla da anlamda söylüyorum. 40 eksi x. Hadi bakalım bunu sadeleştirelim. Ne olacak sadeleştirdiğimde? Gitti böyle. Hop burası 7 oldu. Bakın 28 eşittir. 40 eksi x. X de buradan da geliyor. Tabii ki de 12 geliyor. Cevap nedir? B seçeneği olmuş oluyor. Geldik 7. sorumuza. Şimdi bakın burada da A kabındaki diyor 45 kilogram Meyve suyun ağırlıkça %40'ı şeker diyor. Hemen yazıyorum. Bakın %40'ı ve 45'miş. B kabındaki diyor. Bu da B kabı. E, 55 kg meyve suyu %20'si şeker. Bakın %20 şeker oranlarını yazıyorum. Dikkat. Burası ne? 55. Ne oluyormuş? Buna göre A ve B kaplarındaki meyve suları başka bir kapta birleştirildiğinde önemli değil. Birleştirilmiş değil mi? Ne oluyormuş? ağırlıkça diyor yüzde kaçı şeker olur. Tamam bilmiyorum yüzde x diyorum ve toplam madde miktarı ne? 100 bu kadar. Kap yöntemini kullanıyorum. Buradan da ne geliyor? 40 çarpı 45. Bakın artı 20 çarpı 55 değil mi? 55 eşittir x çarpı 100 diyorum. Ve başlıyorum sadeleştirmeye. Haydi bakalım sadeleştirelim. Sıfırlar gitti. 5'e bölüyorum 2, 5'e bölüyorum 11, 5'e bölüyorum 9. Bir daha böldüm 2'ye hop gitti 2'ye böldüm 2. 2 çarpı 9 18 artı 11 eşittir x. x nedir? Tabii ki 29 olmuş oluyor ağırlıkça şeker oranı yani A seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 8'e. Bakın ağırlıkça %42'si tuz olan tuzlu su karışımından x gram Ağırlıkça %50'si tuz olan başka bir tuzlu su karışımından ise Y gram alınıyor. Bak ne yapmışım ben? %42 bu oran değişmez. X gram almışım. Diğerinden de %52'ymiş. Y gram almışım. Ve ben ne yaptım? X artı Y'lik bir karışım elde ettim. Ve bunun da tuz oranı ne? %47'ymiş. Bitti. X bölü Y'yi soruyor. E buradan da hemen yazalım. 42 x artı 52 y eşittir. 47 x artı y o yer. Hemen dağıtalım. 42 x artı 52 y eşittir. Bak 47 x artı 47 y diyorum. Hop bunu bu tarafa at. Bunu da bu tarafa at ne geliyor? 6x, şey 5x oldu şurası. Şunu tekrardan yazayım. 52y bakın 47y ne geliyor? Buradan e, şöyle bunu bu tarafa gönderdim. Bunu da bu tarafa gönderdim. 5y eşittir dedik değil mi? Evet 5y eşittir bakın ne oluyor? 5x oldu. Buradan da x/y eşittir 1 geldi değil mi? Bakın C olmuş oluyor cevap. Olay bu. Geldik şimdi 9. sorumuza. Ağırlıkça %35 şeker olan şekerli su karışımının 3/5'i bölü alınarak Fark ediyor mu ne kadarını alındı? 3 bölü 5 alınarak yerine aynı miktarda su ekleniyor. Şimdi şöyle düşünün. Benim elimde 3 bölü 5. Bakın yüzdesi %35 olsun. Mesela 5 gramlık bir karışım olsun. Ben bunun 3 bölü 5'ini alıyorum buradan. Tamam mı? Yerine su ekliyorum. Şimdi ben bunun 3 bölü 5'ini alırsam ne olur 5'in 3 bölü 5'i? Yani 3 gramı aldım. Yani kapta ne var biliyor musunuz? Yüzde 35'lik 2 gramlık bir karışım kaldı. Ben bunun yerine ne ekliyorum? Su ekliyorum. Aynı ağırlıkta yani aldığım miktarı kadar su koyuyorum içine. Yani 3. Eşittir. Yüzde x diyorum. 5. Bitti. Ne dersen de alttaki oranı. İstersen buraya yüzde. Değişmeyecek. Neyi soruyor? Karışımın ağırlıkça yüzde kaçı şekerdir diyor. 35 çarpı 2 eşittir. X çarpı 5 diyorum sadeleştiriyorum 7. Bakın X seçtiğinde geliyor. Tabii ki de 14 yani B seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi onun sorumuza. Ağırlıkça %61 şeker olan 120 kilogram şekerli suyun 2 bölü 3'ü ile ağırlıkça %59 şeker olan 200 kilogram şekerli suyun 2 bölü 5'i alınarak karıştırılıyor. Haydi bakalım alalım. Yüzde değişmez demiştim. Bakın yüzde ne aynı? Yüzde 61. 2 bölü 3'ünü alın. 120'nin 2 bölü 3'ü hemen burada alalım. Bakın 40 çarpı 2 80. Yani 80 buradan aldım. Geldim öbürüne yüzde bakın 59. Bu da ne? 200 çarpı 2 bölü 5. Bakın ne oldu? 40 çarpı 2. Bu da 80 geldi. Doğru mu? Madde miktarı aynı. Ne demiştim pratik olarak size? İster bunu yazın isterseniz şöyle yapın. Eğer ağırlıkça aynı miktarda karıştırılıyor ise zaten 61 artı 59 bölü 2 ortalaması gelir. 80'e böldüğün zaman 2'ye her tarafı 2'ye bölüyorsunuz. Yani kaç oluyor? O da %60 oluyor. Cevap yani C seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 11. sorumuza. Bakın diyor ki bize ağırlıkça %36'sı şeker olan homojen un şeker karışımın 1 bölü 6'sı alınarak yerine aynı ağırlıkta un ekleniyor. Yani aslında biraz önce çözdüğüm un, hani su olayına çok benziyor doğru mu? Yani burada karışımlar her zaman şekerli su, tuzlu su olacak diye bir şey yok. Bakın un şeker olarak karıştırılmış. Yine ben bunu 6 diyorum. 1 bölü 6'sını aldım. 1 bölü 6'sı ne yapar bunun? 1 yapar. 1'i attım. Ne kaldı benim elimde? %36. Bak şeker vermişim burayı doğru mu? %36 şeker içinde ne var? 5 kilogram karışım var. Ben bunun yerine un ekliyorum. Şekerin dışında ne eklersen ekle aynı su gibi düşün. %0 yani 1. Aynı ağırlıkta diyorum ya. Ve burası ne oluyor? %x6. Bitti. E şimdi bunu da yazalım. Hadi bakalım. Buradan ne geliyor? Şöyle. 36 çarpı 5 eşittir. 6x, 6 çarpı x. Sadeleştirin. 6 x nedir? 30. Bakın karışım zor değil arkadaşlar. Dikkat edin. Çok kolay. Çekirdek çitlemeye benzer. Hemen açın böyle videoyu. Alın çekirdeğinizi, çayınızı. Film izler gibi izlersiniz. Çok da rahat anlarsınız. Tamam. Cevap da ne geldi? Tabii ki E seçeneği gelmiş oldu. Geldik 12. Diyor ki bize burada. Ağırlıkça %60 şeker olan 30 gram şekerli su ile ağırlıkça %10 şeker olan x gram şekerli su karıştırılıyor. Al yazıyorum yüzde 60. 30 gramla kim karıştırılıyor? Yüzde 10 x karıştırılıyor. Ve ne oluyormuş? Şeker oranı yüzde 40. Bakın x artı 30. Değil mi? Bu. Hadi bakalım yazalım. Genelde aynı çünkü soru tipleri tek tip belli yani. 60 çarpı 30 artı 10 çarpı x, x eşittir. Işte 40 çarpı x, x artı 30 diyorum. Buradan başlıyorum sadeleştirmeye. Sıfırlar gitti. 180 artı x eşittir. Hop şöyle dağıtın. Yoksa çay dağıtırsınız evde. 120 hop bunu buraya hop bunu buraya. Ne oldu? 60 eşittir. 3 xten x ne geldi? Tabii ki de 20 gelmiş oldu. Ve cevap nedir? B seçeneği olmuş oluyor. Geldik 13. sorumuza. Aman Allah'ım Tanrım. Evet sonlara doğru geldiysek birazcık böyle soru tarzı değişik. Şimdi diyor ki bize içlerinde tuzlu su bulunan dik dairesel silindir biçimdeki %80'i dolu olan A kabı ile dikdörtgenler prizması biçimde %60'ı dolu olan B kabı aşağıda verilmiştir diyor. Birinin %80'i dolu diğerinin de %60'ı doluymuş. Evet tuzlu su varmış. A kabında %30'u tuz olan tuzlu su çözeltisi şöyle yazıyorum yüzde bakın 30 evet. B kabında ise yüzde 20'si tuzlu su olan tuzlu su çözeltisi varmış yüzde yirmi... Tamam madde miktarlarını bulmam lazım. A kabındaki tuzlu suyun bir kısmı B kabına tamamen doldurana kadar B kabına boşaltıldığında son durumda B kabında oluşan tuzlu su tuz oranı yüzde kaç olur? Şimdi bakın. Burada nasıl düşüneceğim? Madde miktarı olarak nasıl karışıyor? Bak bunun yüzde sekseni dolu olan A kabı ile bunun %60'ı dolu olan B kabı varmış ve diyor ki bana A kabındaki tuzlu suyun bir kısmı B kabını tamamen doldurana kadar B kabına boşaltılıyor. Nasıl oluyor bu? Nereden bakacağım bu olaya? Şöyle düşünelim. Bunun %60'ı mı dolu? Yani bunun %60'ı doluysa mesela bunun %60'ı şöyle düşün burası 60. Bu ne? Burası 40. Doğru mu? Yani 60 bundan geliyor, 40 buradan gelecek. Öyle değil mi? Buranın ne kadar dolu olduğunu beni çok ilgilendirmiyor. Demek istediğimi anladınız mı? Bakın buraya gelen madde miktarı 6 ise bundan da 4 gelecek. Buna 60 geliyorsa buna 40. Yani burada karışım oluyor. Hemen B kabında karıştırmaya başlıyorum. B kabında ne vardı? %20'lik 60 gram atom tuzusu olsun. Ben buraya ne alıyorum? Bakın %30'luk 40 gram karışımı aldım ve burası 100 oldu. Yüzde x diyorum. Zaten bana bunu sormuyor mu? E tamam hemen bakalım. Şimdi buradan ne gelecek? 20 çarpı 60 artı 30 çarpı 40 eşittir x çarpı 100 diyorum. Başlıyorum sadeleştirmeye. Ne geliyor? 2 tane 0 gitti. Bakın 12 artı 12x. X ne geldi? Tabii ki de 24 olmuş oluyor. Cevap nedir? D seçeneğidir diyebilirim. Şimdi geldik bakın 14. sorumuza. Burada da grafik üzerinden tabii ki sorular da gelebiliyor. En azından o mantığı da öğrenelim. Bakın diyor ki bize aşağıdaki grafikte A ve B karışımlarındaki tuz ve su miktarları verilmiştir. Gördüğünüz gibi A'dan 20 gram, B'den 30 gram alarak oluşurulan karışımın yüzde kaçı tuzdur? Şimdi bize Gerekli olan şey neydi kap yönteminde? Bir miktar bir de yüzde. Yüzde ve miktar lazım. O zaman hadi bakalım yüzdelerini hesaplayalım. Şimdi diyorum ki A için bakın A için karışım ve karışım ve tuz diyorum. Şimdi A'dan 24 tuz 36 ne geliyor? Su geliyor. Karıştıralım bunu. Ne oluyor? 60. 60'daki tuz miktarı 24 ise bakın yüzde kaçtır diyorum. A'yı bulacağım hemen. Buradan ne geliyor? İşlemi yapacak olursak şöyle e, sıfırlar gitti. Bakın 4 x eşittir yüzde 40 geldi. Yani bu yüzde 40'lık bir karışımmış. Geldim şimdi B'ye. B'deki durum ne? Aynı mantık. Bakın B içinde diyorum ki karışım ve tuz diyorum. Karışım miktarı. B'den 30 aldım. Bakın tuz. 20 de su var. Karıştırdım 50. 50 de 30 sa yüzde direkt yazıyorum 60 zaten belli değil mi? Bu da kaçmış? Yüzde 60'lık bakın yüzde 60'lık. Tamam. Şimdi bunları alıp bir kapta karıştırıyorum. A'dan ne kadar alınıyor? A'dan 20 gram yani yüzde 40'tan bakın 20 gram. Diğerine yüzde 60'tan 30 gram aldık. Ve ne oldu? Yüzde x dedim ve burası ne geldi? 50. Kap yöntemini kullandım. Haydi bakalım şimdi burayı çarpalım. 40 çarpı 20 artı 60 çarpı 30 eşittir 50 çarpı x diyorum. Başlayalım sadeleştirmeye. Hop bunlar gitti. Böldüm 5'e 12 böldüm 5'e 8. 16 artı 36 eşittir x dersem x eşittir ne geliyor? 52 olmuş oluyor. Cevap nedir? Tabii ki de C seçeneği olmuş oluyor. Tamam mantık bu. Şimdi geldik. o limonata sorusu. Bak 15. sorumuz dikkat yakar dikkat. Aman Allah'ım tanrım dediğimiz sorulardan bir tanesi. Aşağıdaki şekilde diyor. Bir içecek soğutucusunun eşit bölmelere ayrılmış iki deposunda bulunan limonata miktarları verilmiştir. Şimdi yani burada zaten belli. İki bölmesi dolu olan Birinci depodaki limonatanın şeker oranı %3 demiş. Hemen yazıyorum. Bakın %3. 3 bölmesi dolu olan, evet 3 bölmesi dolu olan e, limonatanın da şeker oranı neymiş? Yüzde bakın 2'ymiş. Değil mi? Bu iki limonata birinci haznede karıştırılıyor ve daha sonra son seviyeye kadar su dolduruluyor. Şimdi 1, bakın 1, 2, 3. Şimdi ben buna ne yaptım? Bu normalde e, iki hazine doğru mu? Ne yapmış olduk? Bunu buna aktardık. Daha sonra diyor ki daha sonra son seviyeye kadar su dolduruyor. Buna göre limonatanın son durumda şeker yüzdesi diyor kaç olur? Bakın şimdi eşit bölmelendirilmiş. Kaç tane bölme var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 tamam. Şimdi ne yapıyorum ben? Bu iki limonatayı birinci hazinde karıştırıyorum. Tamam birinci hazinde karıştırıyorum. Zaten 2 tane yani 2 miktar gibi düşünün. %3'lük. Geldim buna %2'lik limonatayı ekledim. Kaç tane? 3. Bunun haznesi ne? 5 değil mi? Dolmadı mı? Doldu. Su ekleyeceğim bir yer kaldı mı? Kalmadı. Hani su ekleniyor dol dolacak bir yer yok ki yani. Hani boş olsa ekleyeceğim. Onun için su ekleyeceğim bir yer yok. Burası 5. %X diyorum bakın. 3 çarpı 2 artı. 2 çarpı 3, 5 çarpı x. Yani su ekleyeceğim bir yer kalmadığı için oraya bir şey diyemedim. 6, 6, 12 eşittir 5x. Bakın x ne geliyor? 12 bölü 5. 12 bölü 5 nedir? O da 24 bölü 10. Yani yüzde ne oluyor? 2 4 olmuş oluyor. Cevap nedir? C seçeneği olmuş oluyor. Tamam. Mı? Mantık bu. Ve ne oldu? Bakalım. Evet bitirdik. Karışım problemleri de bitti. Bundan sonraki arkadaşlar ne olacak? Tabii ki de artık grafik bölümündeyiz. Yani şöyle söyleyeyim %90'dan fazlasını bitirmiş olduk ve geldik neye? Ödevi. Tabii ki karışım deyip geçmiyoruz. Bakın karışım diyerek geçmiyoruz. Yani sınavda az soru geliyor ya da gelmiyor diyerek bu bölümü atlamayacağız. İlk olarak ne yapacaksınız? Zaten burada çözüklerimizin için yeterli olacak. Önce TYT video ders notu. Tamam mı? Bakın notu Bunu çöz. Ve sıra sende. Sıra sende testi. Tamam mı? Bunları çözüyorsun. Daha sonra ne yapıyorsun ikinci olarak? İkinci olarak taktiklerle taktiklerle problemler problemlerden karışımı bitir. Şimdi burada bakın özellikle bu kitapta bakın problemler bu kitapta çok değişik farklı sorular göreceksiniz. Yani bunun içerisinde çok değişik sorular var zaten. Yani karışımla ilgili farklı tarzı sorular göreceksiniz. Bunu bitiriyorsunuz ve üçüncü olarak da bakın üçüncü olarak TYT Soru Bankası. TYT Soru Bankası soru bankasını çöz. Bunu yaptığında zaten şöyle söyleyeyim en az en az çözmüş olduğunuz soru sayısı 100 tane olacak ki 100 tane de zaten sana yeterli olacak. Genelde karışımdaki mantık aynı. Tek tip oluyor. Gördüğünüz gibi ya oran orantı ya da olacak? Kap yöntemiyle ne yapacağız? Çözüm yapacağız. Dediğim gibi artık problemlerin bakın sonlarına doğru geldik. Yani acelemiz yok. Yavaş yavaş gideceğiz. Oturtarak gideceğiz. Anlayarak gitmemiz lazım. Bundan sonra ne var sırada? grafik problemleri zaten artık son problemler diyebilirim yani iki tane kalıyor grafik bir de genel anlamda şöyle toparlayacağım hani rutin olmayan tarz dediğim bir bölüm var onları da anlatıp artık problemleri bitireceğiz bir sonraki dersimiz grafik orada görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın